Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle. Son raporlar dünyada yaklaşık 27 milyon kişinin hala köle olarak çalıştırıldığını gösteriyor. Siyah köle ticaretinin tarihi eğitmenler için hassas bir konu. Peki bu hassas konuyu genç nesillere nasıl aktarabiliriz? Şimdi Learning World'de tarihin bu karanlık dönemine nasıl ışık tutulduğuna göz atıyoruz. Guadeloupe yıllarca kölelik tarihine okul eğitiminde önemli bir yer vermedi. Kölelik meselesi okullarda zorunlu ders kapsamında değildi. Fransız hükümetinin inisiyatifiyle okul programına kölelik tarihi dersi dahil oldu. Fakat konunun hassasiyeti hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük bir sorun oluşturuyor. Fransa'nın deniz aşırı bölgelerinden biri Guadeloupe. 80'li yıllarda yerel yönetim kölelik tarihinin karanlık sayfalarıyla yüzleşmeye karar verir. Siyah köle ticareti tarihi seçmeli ders olarak okullarda okutulmaya başlanır. 2001 yılında Tobira yasasıyla yeni bir süreç başlar. Yasa hem köle ticaretini insanlık karşıtı suç sayarken hem de tarihin karanlık sayfalarını okul programına zorunlu ders olarak dahil eder. Yıllardır tarihin bu dönemi okullarda tarih derslerinde ya hiç anlatılmaz ya da eksik anlatılırdı. Sadece toplum içinde birkaç hikaye değinilir. Bunlar fantezi olarak toplum arasında yaygınlaşır. Dedelerimizin neslinden kalan bir anlayış nedeniyle sorunu açıkça konuşamıyorduk. Guadeloupe tarihinin bu karanlık sayfalarıyla yüzleşemiyorduk. Kölelik tarihi 4. sınıfta anlatılmaya başlanıyor. Sömürgecilerin yerel nüfusa yaptıkları öncelikle öğrencileri şok ediyor. Atalarımızın nasıl sömürüldüğünü, ezildiğini, zorla çalıştırıldıklarını okuyunca biz de üzülüyoruz. Sömürge edilmiş evlere ziyarete gittiğimizde beyaz efendilerin atalarımıza yaptığı iğrenç, korkunç hikayeleri dinliyoruz. Efendilerin köleye taciz etme hakkı, keyfi yargılama hakkı bulunuyor. Ve hiçbir yasa buna engel olamıyor. Tarihimizi bilmek bizim için çok önemli. Guadeloupe'da yaşıyoruz ve bunu öğrenme fırsatımız var. Fransa'da olsak bunu hayatta öğrenemezdik. Okul eğitim programı yerel tarih anlatımıyla zenginleşiyor. Çeşitli eğitim stajlarıyla ve araştırmalarla konuya akademik bir bakış açısı getirmeye çalışıyoruz. Bizim için kölelik hala çok hassas bir mesele. Öğrencilerin bilinçlenmesini ve duygusal davranmak yerine daha cesurca bu sorunla kendi tarihimizin bir dönemiyle yüzleşmelerini amaçlıyoruz. Yapılan çalışmalar sayesinde Karayipler'in tarihini içeren bir ders kitabı ve DVD film hazırlandı. Bugün sömürgecilik tarihi tamamen gözden geçiriliyor. Onlarca çalışma biraz da eğitimi olumsuz etkileyecek şekilde verilerin karışmasına neden oluyor. Tarihin diğer dönemlerinin aksine kölelik öğretilmesi kolay bir konu değil. Özellikle geçmişin acı hatıraları nedeniyle hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafsız davranmakta zorlanıyor. History relies on research. Kölelik tarihi dahil bütün tarih eğitimi bilimsel araştırmalara dayanır. Afrika'da tanıştığımız bir üniversite profesörü tarihin karanlık sayfalarını bir çeşit eğitim metoduna dönüştürüyor. Bu hassas konuyu genç neslin inşası için kullanıyor. Senegal'de başkent Dakar'ın 3 kilometre açıklarında Gore adalarındayız. Ada köle ticaretinin zulmünü gün yüzüne seriyor. Köleler Evi 1962 yılında bir müze olarak açıldı. Amaç Afrika kölelerinin çıkış kapısı olan bu adada o dönemin acılarını yeniden hatırlatmak. Tarihçiler için ada sembolik bir değere sahip. Gore tüm kıta için travmatik olan bir dönemi temsil ediyor. Eğer biz bu sembolü canlı tutabilirsek, neler olduğunu, neler yaşandığını anlatacak ve gelecek nesillere aktaracak canlı bir tanık elde ederiz. Bizim için bu dönem ne kadar travmatik olursa olsun yine de bizim tarihimizdir. Si on y va
Eğer duygusal bir bakış açısıyla olaya yaklaşırsak gereken dersi çıkaramayız. Bunun yerine bir çeşit tepki olarak konuya yaklaşırsak bu dönemi öğrenme zorunluluğumuzun farkına varırız. Bu eğitim duygularımızı harekete geçirmek için değil, insanlık tarihinde karanlık bir dönemin, tarihte çok acı bir dönemin geçtiğinin farkına varmak ve ders çıkarmak için olmalıdır. Biz burada insanlarda kin oluşturmak, yeni nefretler yaratmak, bir aşağılık ya da üstünlük duygusu oluşturmak için kölelik tarihi dersi vermiyoruz. Sadece tarihimizin bir dönemini öğretmeye çalışıyoruz. Hem de bu sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihinin bir parçası. Bu şekilde ticaret ve sanayi gelişiminin ne kadar önemli olduğunun farkına varmak gerekiyor. İşte burada eğitimin rolü ön plana çıkıyor. Biz bu meseleleri lise eğitiminde konuşabilmeliyiz. Açık, dürüst, tarafsız bir şekilde neler yaşandığını söyleyebilmeliyiz. Köleliği geçmişte yaşanmış bir kurum olarak ve kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekir. Ancak bu şekilde kölelik yanlısı fikirlere sahip bireylerin toplumdan dışlanması ve siyasi arenadan yok olması mümkün olabilir. Araştırmacılar için müzeler ve sergiler önemli bir bilgi kaynağı anlamına gelir. Ayrıca müzeler en etkili şekilde geçmişe ışık tutar. Fransa'nın Nantes şehrinde zamanında köle ticareti için kullanılan şehir limanı bugünlerde köleliğin yasaklanması temalı bir müzeye dönüştürüldü. Gelin bir göz atalım. Fransa'da kölelik tarihinin ilk limanlarından birinde ne gibi dersler çıkarılabilir? Nantes şehri yıllardır bu soru üzerine düşündü. 18. yüzyılda Loire bölgesinin bu kıyıları yaklaşık 450 bin erkek, kadın ve çocuğun köle olarak Amerika'ya taşınmasına hizmet etti. Uzun süredir görmezden gelinen bu tarih, 2012 yılında açılan bir merkez ile yeniden keşfediliyor. Nantes şehrini derinden etkileyen zihinsel bir hastalık var. Bu hastalık yıllarca bilinçli olarak ya da olmayarak gizlendi. 1980'e kadar kendi haline bırakıldı. 21. yüzyılın başında biz bu tarihin farkına vardık. Şehrin her tarafına işleyen bir tarih. İşte bu anıt müze bu tarihi temsil ediyor. Ayrıca bir diyalog yeri olma özelliğini taşıyor. Bilinçleri tazelemenin en iyi yollarından biri. Nantes Müzesi tarihten kalan bu mirası yeniden gözler önüne seriyor. Kölelik tarihine ait yüzlerce belge burada sergileniyor. İnsanlar buraya gelerek yeni şeyler öğreniyor. Bir yönüyle burada pedagojik bir amaca da sahibiz. Hatta gençler arasında anketler yaparak neler öğrendiklerini, nasıl etkilendiklerini ve izlenimlerini edinmeye çalışıyoruz. Bu konu hepimizi derinden etkiliyor. Burada sergilenen belgeleri inceleyenler, müzeyi gezenler, tarihin bu dönemine ilişkin bilinçlerini tazeleme imkanı buluyor. Hatta bazıları bu serginin ötesinde farklı fikirler geliştiriyor. Mesela Bertrand Diadone, arkadaşlarıyla köle ticareti gemisinin bir benzerini inşa etmeyi amaçlıyor. Bir köle ticareti gemisinin benzerini inşa etmeyi düşündük. Bugün tabii ki köle gemisinden eser yok fakat tarihte bunlardan çok fazla vardı. İşte tarihi daha canlı, daha anlaşılır ve daha somut kılmak için bu fikri ortaya attık. Tarihi insanların ayağına getirme fikrini geliştirdik. Yapacağımız gemi şehirler arası, kıtalar arası yüzerek Afrika'nın değerlerini, tarihini diğer insanlara taşıyacak. Nantes şehri tarihiyle yüzleşiyor. Peki sömürgecilik geçmişine sahip diğer şehirler? Üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen kölelik tarihi hala derin izler taşıyor. Finally, have you got any stories? Son olarak sizin görüşleriniz. Acaba kölelik tarihi daha uygun bir şekilde nasıl anlatılabilir? Sosyal medya sayfalarımızdan bize yazın. Twitter hesabımız LearnWorld. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. And for now, that's it from all the Learning World team. Goodbye. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.